Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Fen Teok 1'de çıkmış soruları çözüyoruz 2014'te. Tonguç hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Süper zekisin evladım. Bir kere bir tane sorumuz, ilk sorumuz kromozom sayısıyla alakalı. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir demiş falan filan. Neyse kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı türden olmayabilir demiş. He, mesela hatırlıyor musun? İnsanın kromozom sayısı kaç Tonguç hatırlıyor musun evladım? 46 hocam. Süper zekisin. Peki Moli balığının kromozom sayısı kaçtı biliyor musun? 93. O da 46. Aa, o da Saçmalama. 46. O zaman insan Moli balığıdır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Saçmalama lan. Sen Moli balığı olabilirsin de insan değil. Ha. Dolayısıyla bak kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı türden olmayabilir diye biz daha önceden biliyorduk zaten. Görüşünün doğru olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci. Tablodaki soru işaretinden hangisi gelmelidir? Şimdi bak çekirgenin 24 kromozomu varmış. Meyve sineğinin 8. Kedinin 38. O zaman farklı bir canlı yazıp aynı kromozom yazarsak mesela benim burada yaptığım gibi bunu gösterebiliriz. O zaman cevabımız kaç olmak zorunda? 48 değil, 24 olabilir. Domates işte bu kadar. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. 12, 14 değil zaten burada yok hiçbir şey. 12 değil. Demek ki domatesin 24 kromozomu olsaydı çekirge domatestir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Saçma zaman. Dolayısıyla bunu ispatlamış oluyoruz. Şimdi hemen şuna bakalım Tonguç'cum. Bir kere Ayşe'nin ailesinin saç şekli özelliği dış görünüş bakımından kalıtımı şematik olarak verilmiştir. Kalıtım sorusu bakıyoruz. Düz saçlı babasıyla kıvırcık saçlı annesi birleşince Ayşe oluşuyormuş ve Aa ne güzel Ayşe. Kıvırcık Ayşe. kıvırcık saçlı oluşuyormuş. Pardon, Aynen. sırık Ayşe değil mi hocam fasulye? Hayır evladım o Ayşe kadın fasulye değil o. Bir de Ahmet'le de evleniyor. Ahmet de kıvırcık saçlıymış. Ve düz saçlı erkek çocukları oluyormuş. Çok enteresan. Aa. Bak Tonguç bir kere şunu unutmayalım. İki tane kıvırcığın çocuğu düz saçlı oluyorsa demek ki kıvırcık saçlılık baskınmış. Zaten bunu söylemiş bize. Düz saçlılık da çekinik özellik demiş. Bakılarak hangisi söylenebilir demiş. Bakalım Ayşe anne babadan yalnızca birinin genlerini almıştır. Ayşe anne ve babadan yalnızca birinin genlerini almıştır diyemeyiz. Çünkü babası eğer düz saçlıysa şey diyelim. Küçük de küçük de diyelim. Hani Tamam düz hocam. saçlılık çekinikti ya. Babası annesine ne diyelim? Büyük de büyük de diyelim. Bu ikisi birleşince Ayşe oluşacak ya. Büyük de küçük de olabilir. Değil mi Ayşe? Olur Ayşe. Ben Süper. Ayşe değilim hocam, ben Tonguç'um. Dolayısıyla kıvırcık saçlı oluyor. Görebiliyor musun? Kıvırcık saçlı oluyor. Görüyor musun? Marulcuk yani. Aynen marulucuk oluyor. Hatta hafiften böyle havuçta koyarsak hocam, zeytinyağını Süper gezdirir. zekisi. Hafiften sirke atalım. Bak bunun çocuğu küçük de küçük de yani düz saçlıymış. O zaman bunda da büyük küçük de olmak zorunda diyoruz. Yani bu kıvırcık olduğu için büyük de var ama içinde küçük de olmak zorunda ki düz saç çocuğu olsun. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu soy ağacı konusunda anlayabilirsin. Dolayısıyla bu küçük de küçük de olması için bunun da melez olması gerekiyor diyoruz. Ve bakalım. Anne babadan yalnızca birinin genini almıştır. Yanlış. Öyle bir şey yok. Ayşe anne babadan yalnızca baskın genleri almıştır. Hayır, Ayşe'nin içinde küçük D olmak zorunda çünkü erkek çocuğu küçük D'li doğmuş. Bu da yanlış. Ayşe'nin tüm baskın özellikleri çocuklarına aktarılmıştır. Ayşe'nin tüm baskın özellikleri buna aktarılmamış ki. Böyle bir şey söylemeyiz. Bak bunda sadece küçük D küçük D var. Ayşe saç rengi özelliği bakımından melezlöldür. Evet doğru. Çünkü melez olmasaydı Tonguç küçük D küçük D şeklinde bir tane erkek çocuğu oluşamazdı. Anladım Yani hocam. içinde mutlaka küçük D olmak zorunda ama kıvırcık saçtı. O zaman büyük D de O olacak. zaman D işaretleyelim hocam ve doğru cevabı ona Anlaştık mı soralım. Tonguç'um? Anlaştık hocam. Eğer bunu anlamadıysan bir daha şu şekilde anlatayım. Büyük de kıvırcık demek, küçük de de düz saçlı demek. Ayşe'nin kıvırcık saçlı olup çocuğunun düz saçlı olabilmesi için içinde küçük de olması gerekiyor, büyük de olması gerekiyor. O zaman heterozigot yani melezdir diyebiliyoruz Hocam evladım. sorular böyle mi geliyor? Sorular böyle geliyor evladım. 8. sınıf 1. dönem fen ve teknoloji dersi ortak sınavı diye geliyor. Mesela 27 Kasım 2014 diye geldi ya. Bu sene farklı bir tarihte ama saat 9'a gelecek. İkinci gün, ikinci oturumda gelecek. Ben Dolayısıyla 9'da kalkamayabilirim açacaksın. hocam ama geç kalkıyorum ben Bunları biraz. okumana gerek yok. Boş ver. Bunları okumaya gerek yok. Ve açacaksın. Karşına sorular geliyor. Anladım hocam. 20 soru gelecek ve 40 dakika süren var. Bu Anladım. 40 dakika sürende boş bırakma çünkü yanlış doğruyu göstermiyor. Bütün soruları işaretle Tonguç ve sorular teker teker karşına geldikten sonra 2 dakikada çözüme ulaşacağına eminim senin çünkü zeki bir adamsın ve başarılı bir çocuksun. O diğer soruyu alayım hocam Şunu ben. al Çok evladım. teşekkür ederim Aferin hocam. Çok çok güzel. naziksiniz. Şimdi Tonguç bir öğrenci aynı ortamda iki farklı bitkiyle şekildeki uygulamaları yapıyor. Saksıların büyüklüğü toprak üzerindeki verilen su miktarları aynıdır. O zaman bak saksıların büyüklükleri
Toprak özellikleri, su miktarları aynı. O zaman farklı olan ne acaba? Bakalım. Hangisi bu uygulamaya doğru bir çıkarımdı demiş. Doğru. Şimdi fasulyeyi ekiyor. Sonra yeni fasulye bitkisi çıkıyor. Sonra gül dalı kesiyor. Başka bir saksıya ekiyor. Hocam sonra yeni gül kesilmemeli. Hayır efendim, bu yeniden üretmek için yapıyor. Yeni bir gül çıkarmak için yapıyor. Sonrasında öğrencinin hangisi bu uygulamaya doğru? Şimdi fasulye bitkisi ne diyor evladım burada? Eşeğsiz üremeyle gül bitkisi ise eşeğli üremeyle çoğulmuştur. Yanlış. Neden diyeceksin biliyor musun? Çünkü fasulye bir tohumdur. Bu tohum dediğimiz zımbırtı aslında polen ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan, yani erkek polen dediğimiz şey dişilerin spermi gibi, erkeklerin spermi gibi düşün. Bu da yumurta birleşmesiyle oluşan eşeğli üreme yöntemidir. Bak, tohumu görünce hemen aklımıza eşeğli üreme gelecek. Tohuma kaçtım diye bir söz alacağım. Süper. Tohum görünce aklımıza eşeğli üreme. Ama bir dalını kesip başka bir şekilde yeni bir gül bitkisi oluşturmak, dal kesip, buna vejetatif üreme diyorduk. Vejetatif üreme dediğimiz şey neydi? Eşeğsiz üremeydi. Bunu unutmayacağız. O zaman bu yanlış. Fasulye eşeğsiz üreme yanlış. Fasulye tohumundan gelişen bir yeni bitkinin genotipleri tamamen aynıdır. Eşeğli üremede farklı bitkiler oluşuyordu. Bu da yanlış. Tamamen aynı olamaz. Mitoz bölünme fasulye bitkisinin büyümesinde gül bitkisinin hem büyümesinde hem de çoğalmasında etkilidir. Şimdi büyüme deyince, bak bu çok önemli, çok çıkar. Büyüme deyince aklımıza tek bir bölünme çeşidi geliyor. Mitoz. Ama gül bitkisinin üremesi ve büyümesi demiş bak. Hem büyümesinde hem de çoğalmasında demiş. Eşeğsiz üremede hangi üreme çeşidi, bölünme çeşidi gördü? Mitoz. Demek ki bak, hem çoğalmasında etkili mitoz. Hem zaten büyüme zaten evrensel bir şey, hep mitozlu oluyor. Mitoz demek büyüme demek hocam. Süperdekisin cevabımız C şıkkı diyoruz ve geçiyoruz. Demek ki bak, eşeğsiz üreme görünce mitoz gelecek. Eşeğli üreme mayozdu. Bunu da hatırlayalım. Burada çoğalmada, yani üremede mayoz var ama burada çoğalmada mitoz var. Zaten büyüme evrensel, hepsinde mitoz var. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Mükemmel bir seçenek. İnsanda üreme hücreleri ve zigotun oluşumu süreci için. Bak Tomuç, sen XY misin, eksik misin evladım? Ben hocam XY'yim tabii ki. Evet, XY erkekti, bunu unutmayacağız. XX neydi evladım? Dişiydi. O zaman senin annen XX midir, XY midir? XX. Peki baban nedir? XY. Süper dekisin. Bak, bu senin annen. Bu da senin baban evladım. Annenle baban birleşiyorlar ve zigotu, yani senin ilk halini oluşturuyorlar. Bak, sen erkek doğmuşsun, görebiliyor musun evladım? Teşekkür ederim. Şimdi bak, dikkat et. Annen mayoz bölünme geçirdiği zaman, sperm sayısı, kromozom sayısı yarıya iniyor. 44 artı XX, yani 46 tane kromozom vardı ya. Şimdi 22 artı X, yani 23 tane kromozom oldu. Aynı şeyi baban da yapıyor. Neyse falan filan. Hangileri doğrudur demiş. Ölen, dinliyor musun? Dinliyorum hocam. Ölen, birazcık daha şey yapman gerekiyor. Hocam XX miyim ben, XY miyim onu düşündüm de hocam, ben XY'yim, kesin karar verdim. Evet, sen XY'sin. Peki ama sen şu şekilde de olabilirsin. Sonra söyleyeyim. XXY de olabilirsin. Yani süper erkek de olabilirsin sen. Aa! Aynen öyle. Süper erkek diyoruz biz buna. Bir de şuna da süper dişi diyoruz. Ama ileride göreceksin. 10. sınıf. Ama sen bunda olabilirsin yani. Süper. Ne oluyor hocam? Öyle bir şey. Ama onlar birazcık garip oluyor. Söyleyeyim size. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşir demiş. Bakalım, K evresinde evet 46-23'e düştüğü için bir kere mayoz bölünmedir diyebiliriz. Bu doğru. Yumurtaların kalısal yapısı daima birbirinin aynıdır demiş. Bu yumurtalar normal biz mayoz, kahvaltı dediğimiz yumurtalar. Hayır evladım. Annenin oluşturduğu yumurtalar. Ha, şimdi bir kere mayoz bölünme sonucunda oluşan her şey birbirinden farklıdır de. Bu yanlış, bir kere hatalı. L evresinde homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşiyor. Bir kere bak, L evresi neydi? İki tane sperm yumurtanın birleşip döllenme ile zigot oluşturmasıydı. O zaman burada mayoz bölünme anlatılmış. Bak dikkat et. Parça değişimi nerede oluşuyordu? Mayoz bölünmede oluşuyordu. Hani K deseydi olurdu da L dese olmaz. Döllenmede parça değişimi falan olmuyor. Yavru bireyin cinsiyeti spermler tarafından belirlenir. Evladım bak. Sen erkek misin, kız mısın? Erkeğim hocam. Neye göre belirlenmiş? Babadan gelen Y kromozomuna görülmüş. Babadan X gelseydi ne olacak biliyor musun? Sen dişi olacaktın. Ha. Pembe giyecektin şu anda. Yani bak, o da güzel anneden zaten hep X geliyor. Ama babadan X veya Y gelebilir. Ama burada ne gelmiş? Y gelmiş. Demek ki sen erkek olmuşsun. Anladım. O zaman baba erkek mi kız mı oluyor? Hatta eskiden ne olmuş biliyorsun? Çok garip bir şey olmuş. Eskiden
köylerde hani anne belirliyor diye babalar hani erkek çocuk bekliyorlar ya. Evet. Kız çocuk bazen beklemiyor. Hani erkek Evet. hani orada iş Evet, yapabilir evet. tarlada falan diye. Kız çocuk beklemiyorlar. Dolayısıyla anneyi suçluyorlarmış. Yani senin yüzünden erkek çıktı. Senin yüzünden kız çıktı Ne diye kadar suç. yanlış, Çok saçma. yanlış çünkü da aslında kendisi belirliyor üçkağıtçı. Hayret bir şey Ya ya. görüyorsun işte. Neyse işte. Neyse Yapacak bir hocam şey ya. yok. Halbuki hocam DNA kız çocuğu da çok güzel bir şey. Düşünsenize. Siz tabii kız canım. çocuğu olsaydınız anneniz için dünyadaki bütün erkeklerden daha değerli olmaz mıydınız? Evladım bir çocuk ailesi için erkek de olsa kız olsa en değerli En insandır. mükemmel hocam ya. Dolayısıyla sen değerini bil evladım. Ben kız mı erkeğim evet. Ben değerimi biliyorum evet tam hocam. Yukarıdaki şekilde bir DNA molekülünün tek zinciri göstermiş. Eyvallah tek zincir. Bunun karşısına bir de çift zincir gelecek değil mi? Bir diğer zincir gelecekti. Şöyle şöyle sıralayacaktı. Bu yapıyor hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere yuvarlak fosfat molekülünü tespit eder. Evet. Neydi? Nükleotit denilen bir şey vardı. Bunu ezbere bilmek zorundaydık. Mesela şöyle bir şeydi. Buna fosfat diyorduk. Buna şeker diyorduk. Buna da baz diyorduk. Hatırlıyor musun Tomuç? Hatta bunu nasıl ezberlemiştik? Paşa bahçe, pardon. Paşa bahçe diye ezberledik. Fosfat şeker baz. Dolayısıyla bu yuvarlak fosfat. Doğru. Beşgen zaten beş karbonlu şeker manasına geliyor. Beşgen bir şeker düşün kafanda. KLMN organik bazların temizliği. Evet sonuna gelen zımbırtılar bazen tek halkalı bazen iki halkalı olabiliyordu. Evet bunlar da organik bazlar. Toplam 12 nükleotit. Hayır abicim bak nükleotit bu. 1, 2, 3, 4 tane nükleotit var. Böyle bir şey olamaz. 12 Anladım tane hocam. nükleotit yok diyoruz. Ve Tonguç'un konuda videolarımız daha düzenli bir şekilde devam ediyor. Unutma. Harika Bu hocam. videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki Ağzınıza videoda. sağlık.